TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler, gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri, olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. Başkan Memduh Büyükkılıç, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Havur'un konuğu oldu. Belediyenin hizmetlerini ve projelerini anlatan Büyükkılıç, şov değil hizmet yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen koruyucu aile projesi kapsamında Kayseri en koruyucu il seçildi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri Kayseri'de de yapıldı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde kafasına ateş ederek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Havur'un hazırlayıp sunduğu gündem özel programına konuk oldu. Belediyenin hizmetlerini ve projelerini anlatan Başkan Büyükkılıç, şov değil hizmet yaptıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, başarı kriterinin de vatandaşın değerlendirmesine bağlı olduğunu belirtti. Sevgili izleyiciler, bir gündem özel programı... TV1 ekranlarında yayınlanan ve Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Havur'un hazırlayıp sunduğu gündem özel programının yayın konuğu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Programda çalışmalarını anlatan Başkan Büyükkılıç, şov yapmadıklarını ve hizmet ettiklerini söyledi. Ulaşımdaki aksaklıkları giderdik. Evet, mesela Gesi Kavşağı'nda bir kavşak düzenlemesi yaptı. Kimsenin belki ruhu duymadı. Hı. Ama şu anda o kadar trafik rahatladı ki. Ya da Devlet Su İşleri orada bir kavşak düzenlemesi yaptı. Kimsenin ruhu duymadı. Edora'yı gördüm. Ama, çok güzel olmuş. Ha işte niye? Ama onun bir maliyeti var. 20 milyona yakın para gidiyor. Oraya. Tabii yani. Her şeyin bir. Yeniden aktarıyorsun, yeniden yapıyorsun, yeniden altyapısını değiştiriyorsun. Güzel olmuş. Şimdi trafiği rahatlatma. 15 birine gidiyor, 20 birine gidiyor. Ekleniyor. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Kredibil bir belediye. Aslında hizmet yapıyorsunuz ama şov yapmıyorsunuz. Aynen, bravo. İşin özeti bu. Buna da gerek değil. Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Havur, Başkan Büyükkılıç'a kendisini Büyükşehir Belediyesi'nde başarılı bulup bulmadığını da sordu. Başkan Büyükkılıç bu soruya da vatandaşı işaret ederek yanıt verdi. Dede diyor, bir saat sonra gitsen ne olur ki, beraber diyor kalırdık diyor. Tablo bu. Biz şikayetçi değiliz. Buralara gelen insanların şikayet etme hakkı yok. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Gece demeden, gündüz demeden çalışır. Bizde mesai mevhumu olmaz. Benim kendi kendime, ben kendimden memnunum demem yetmez. Önemli olan bizi seven, seçen, buralara getiren hemşehrilerimizin bizden memnun olması. Programda Başkan Büyükkılıç, 24 saat esaslı hizmet anlayışında olduklarını ve kamuya mal olmuş isimler olarak durmadan çalıştıklarını da belirtti. Kayseri ile ilgili, Kayseri gündeme geldiğinde Allah'a şükür olsun hep olumlu şeyler bugüne kadar konuşulmuştur. Bizim de olumlu olarak bunun üzerine bir tık daha ekleme yönünde neler yapabiliriz de kafa yormamız kadar doğal bir şey olamaz. Ekibimizle birlikte burada 25 yıldır Kayseri'de bizim felsefemizdeki partilerin adı değişik olabilir. Kardeşlerimiz hizmet ediyor. Daha önce bir kişi yokken şimdi binlerce bu konuda tecrübeli olmuş, Allah'a şükürler olsun birikim sahibi olmuş kardeşlerimiz var. Bunlardan istifade etmemiz lazım. Liyakate esas almamız lazım. Kimseyi siyasi kanaatinden dolayı, kimseyi renginden, yaşantısından, felsefesinden dolayı ayrıştırmamız lazım. Bütün bu anlayış içerisinde bu şehri daha iyi noktalara nasıl taşırızın kaygısını gütmemiz lazım. Melik Gazi Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden MHP'li Rıfat Herdem'in yerine AK Partili isimlerin istifa etmesi durumunda MHP kontenjanından Ömer Çakır gelecek. Ancak istifa sürecinde ise henüz yol alınabilmiş değil. Bu süreci değerlendiren AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, meclis üyelerine istifa baskısı yapmadığını, hatta bu üç isimle de bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Oylama sinyal görüp kabul edenler...
Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından Melik Gazi Belediye Meclis Üyesi seçilen Rıfat Erdem, gerekçe göstererek meclis üyeliğinden istifa etti. MHP'den bir ismin istifa etmesinin ardındansa yerine yeni bir MHP'li isim getirilmek isteniyor. Meclis üyeliği için yedek sıradaysa 3 AK Partili isim var. İlk yedekte bulunan Mehmet Mert Şahin istifa etti ancak ikinci yedekteki Hamdi Selvi henüz istifa kararı almış değil. Hamdi Selvi istifa ederse 3. sıradaki İhsan Nur Saçan da istifa edecek ve meclis üyeliğine MHP'den Ömer Çakır gelecek. TV1'de bu süreci değerlendiren AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu henüz istifaların tamamlanmadığını söyledi. Çopuroğlu, herhangi bir isme de istifa etmesi için baskı yapılmadığını belirtti. Şimdi böyle bir şey söylenin zaten aşikar duyuluyor, biliniyor. Böyle bir şey herhalde ilk sıradaki Mert isimli bir arkadaşımız vardı AK Parti'den. O istifa etti sırası gelen. Sonrasında Hamdi Bey var herhalde. Ondan sonra da şey var. Hamdi Bey istifa etti mi? İhsan Nur Saçan var. Hamdi Bey istifa etti mi? Sanki... Etmedi gibi biliyorum ben. Mert Bey istifa etti de Hamdi Bey ile alakalı süreç etmedi ama edecek diye duyuyoruz biz de. Baskı var mı? Etmiyorum dese ne yapacaksınız? Şimdi evvela ben baskı yapsam sökerim. Ben baskı yaptım. Ya istifa edeceksin. Ne falan elime ne geçecek ya? Etmiyorum dese ne yaparsın? Ne yapacaksın? Etmez. Sonra şey mi kapış kapış bir şey mi var yani belediyede meclis üyesi olunca çok mu büyük bir şey eline geçiyor? Aslında yükü artıyor insan. Yani... İhsan Nur Saçan var. İhsan Nur Saçan'dan sonra da Ömer, ismini hatırlayamıyorum. Ömer Dinçer değil, Ömer isminde bir MHP'nin. Ne fark ediyor ki zaten şey değil misiniz? İttifak, Cumhur İttifakı değil misiniz? Niye istifa ediyor ki? Mert Bey devam etsin. İşlerinin yoğunluğundan olabilir İsmail abi. Peki. Ama seçilmiş bir, hak verilmiş, hak kazanmış bir insana istifa etmek etik mi? Ya şimdi evvela şunu söyleyeyim ben. İstifa etmek etik mi değil mi? Tabii ki istifa et. İlginç tabii dememek lazım ama istifaya kimseyi zorlayamazsınız. Şimdi siz beni çağırdınız, ben çağırmasanız buraya gelebilir miyim? Ben de rızamla hareket ediyorum. Onlar da rızalarla hareket ederlerse istifa edince oradan herhalde istifa etti değil mi? Rıfat Bey istifa etti. Sonra en son 3 istifadan sonra yine gelecek olan MHP'li meclis üyesi. Bu konu gündemde konuşuluyor. Ama benim bildiğim bir kişi istifa etti. İkinci kişi henüz daha istifa etmedi ben diye biliyorum. İki, hatta söylenen de şu, 2 kişi daha istifa edecek. Sonraki Ömer Bey gelecek. MHP'deki meclis üyesi gelecek diye bir söylenti var. İstifa etmesi etmemesi kişinin kendi kararıdır. Sonra istifa etse de etmese parti de... Parti ihraç ediyor mu etmezse? Bizde olmadı. Bizde öyle olmadı bir şey. Hayır. Parti ihraç etse ne olacak ki? Adam istifa etmezse yine meclis üyesi olarak kalır. Geldim konudan geldim. Haberiniz yok mu başkanım sanki? Burada ilk kez duymuş gibi. Yok, ilk kez duymadım. Yani şimdi kimse samimiyetsizlik yapmıyor. Bu konuyu biliyoruz. Konuşuyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Yani burada da konuşalım. Yok, ikinciden istifa ettiğinde haberim yok. Etmedi biliyorum da ben. Benim haberim yok. Haberim varsa var derim. Yoksa yok derim. Bu konuda siz baskı yaptınız mı dediniz de ben yumuşak geçiştirmeye çalışıyorum. Niye baskısı yapacağız abi? Baskı yapınca adam yani zorla herkes aklı başında adam. O adama baskı yapınca ben istifa etmiyorum deyince ne yapacak adam? Yani hiçbir şey yapamazsınız. Durum izah ediliyor. İşte durum şudur. İşte meclis üyemiz istifa etti. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar görüşüyor. Ben hiçbiriyle eğer sorunuz şuysa hiçbiriyle görüşme yapmadım ben. İstifa etti demem diyorsunuz. Demem diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen koruyucu aile projesi kapsamında Kayseri en koruyucu il seçildi. Verilere göre 2019 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'de 288 çocuğa 260 aile koruyuculuk yaptı. İl Müdürü Nevzat Özer, daha fazla çocuğa sahip çıkmak için çalışacağız dedi. Yavaş yavaş. Kayseri koruyucu aile sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kimsesiz çocukları ailelerle buluşturuyor. Şu ana kadar Kayseri'de 260 aile, 288 çocuğa koruyucu ailelik yaptı. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok Kayseri'de koruyucu ailelik yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, hem ailelerin hem de çocukların bu projeyle daha mutlu olduklarını belirtti. Özer, emeği geçenlere teşekkür etti, daha çok çalışacaklarını ifade etti. Kayseri'de koruyucu aile anlamında gerçekten ekibimle birlikte son derece hassas çalışmaktayız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, valimizin eşi, hanımefendi,
belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, büyükşehir belediye başkanımız sağ olsun, eşleri, hanımefendi yine var gücümüzle koruyucu ailelik konusunda Kayseri bir adım daha öteye nasıl götürebiliriz? Onun derdi içerisinde çalışmaktayız. Tabii koruyucu ailelik, Alçın Bey, bir iyilik hareketidir. Bir kalbe ve gönle dokunma sanatıdır. Koruyucu aile olan kişi sadece çocuğu karnında taşıyan kişi demek değildir. Çocuğu kalbinde ve gönlünde taşıyan herkes bir koruyucu aile adayıdır ve koruyucu ailedir. Bizim sağ olsun bu anlamda merhametli bir şehrimizdir Kayseri. Merhametli kendisini içselleştirmiş olan Kayseri halkımıza buradan sizlerin aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Bugün 288 tane çocuğumuza 260 tane koruyucu ailemiz kalplerini, gönüllerini ve sofralarını açtılar. Sıcak yuvalarını açtılar. Bu çok önemli bir başarı. Bugün 2019 yılında Türkiye'de hedeflerini gerçekleştirme konusunda Kayseri il olarak birinci seçildik. Bu çok güzel bir başarı. Bu büyük başarıyı tüm Kayseri halkımıza, yöneticilerimize gurur kaynağı olarak hediye ediyoruz. Ve bu bize daha da fazla bir sorumluluk yükledi. Bunu da paylaşmak istiyorum. Sorumluluğumuz 2'ken 4 oldu, 4'ken 8 oldu. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla kurumda kalan çocuklarımızı aile odaklı yaklaşımın temel prensip haline getirerek daha fazla ailelere, koruyucu ailelere vermek için gayret göstereceğiz. Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan yoğunluğu aza indirmek amacıyla asker uğurlama törenine sadece askerlerin aileleri katılabilecek. İl Umumi Hıfz-ı Sıha Kurulu tarafından asker uğurlama törenlerinde yaşanan kalabalığın önlenmesi amacıyla bir takım kararlar alındı. Alınan kararlara göre kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün sadece birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek. Asker uğurlamalarına akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri gibi kişiler alınmayacak. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Tabii bu asker uğurlamalarında tehlike çok fazla olduğu için böyle kararlar alınıyor ve bunun bir neticesi olduğu için bu kararlar alındı. İnşallah hayırlı uğurlu olur ve asker uğurlamalarında daha fazla kalabalık oluşmaz. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri Kayseri'de de yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kayseri Erciyes Evler Mahallesi'nde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini tek tek denetledi ve tutanak tuttu. Kayseri İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden geliyoruz. Komite olduğumuz kapsamda bir denetim gerçekleştirdik. Yeni normalleşme süreci kontrollü şekilde devam ederken kuralların uygulanması da büyük önem arz ediyor. Kurallara uyum kapsamında 81 ilde eş zamanlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Yerleşim yazınız mevcut mu? Mevcut. Bakalım. Kapıda asılı. Maskesini ve kesinlikle yasaklı. Kayseri'de de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Erciyes Evler Mahallesi'nde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini tek tek denetledi. Koronavirüsle mücadele devam ederken iş yerlerindeki denetimler de artırıldı. Şu anda Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri iş yerlerinde tek tek gezerek gıda denetimi, dezenfektan, hijyen denetimi yapıyor. Ekipler özellikle iş yerinde maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarının nasıl uygulandığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde eksik ya da yanlış uygulamalar hakkında tutanak tutuldu. Gıda mühendisi Murat Kaya, gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını anlattı. Kaya, kurallara uymayan iş yerlerine 3.185 lira ceza uygulandığını söyledi. Valimizin yapmış olduğu görevlendirmeyle biz Kayseri İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak gıda üreten ve satan tüm işletmelerde COVID-19 kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Bugün de biz ekip olarak şu anda Erciyes Evler Mahallesi'ndeki gıda üretim ve satışı gerçekleştiren işletmelerin COVID-19 kurallarına uyup uymadıklarını denetlemekteyiz. Denetimlerimiz esnasında dikkat ettiğimiz şeyler şunlar. İşletme sahibi ve müşteriler maske kullanıyor mu? Sosyal mesafe kuralına uyuyor mu? İşletmenin girişinde dezenfektan madde
var mı müşterinin kullanabileceği, çeşitli uyarıcı bilgiler, belgeler var mı, havalandırma mevzuatın istediği şartlara uygun mu? Bu kriterleri denetliyoruz. Herhangi bir uygunsuzluk varsa denetim tutanağımıza belirtiyoruz ve bununla ilgili ceza işlem uygulanıyor. Ne kadar bir ceza işlem oluyor? 3185 TL işletme başına ceza söz konusu. Kurallara uyulmadığı takdirde. Uyulmadığı takdirde, evet. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 haccı için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için erteleme veya vazgeçme tercihinde bulunabileceğini belirterek, 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura kas sayılarıyla gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu yıl hac ibadetini yapmak için kayıt yaptıranların durumunun bakanlıklar arası hac ve umre kurulunca görüşülüp karara bağlandığı bildirildi. Buna göre 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne bağlı acenteler tarafından alınan kayıtların 2021 yılına devredildiği belirtildi. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktarın iade edileceği vurgulandı. 2021'de hacca gitme kararından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura kat sayılarının gelecek yıllardaki kuraya dahil edileceği ifade edildi. Yapılan tercih sonunda alınacak hac ücret iade belgesi ve TC kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat Bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri il ve ilçe müftülüklerinden www.hac.gov.tr adresindeki e-devlet kimlik doğrulama sistemi veya hac adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak. Koca Sinan Belediyesi tarafından teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturmak ve organik ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği tarımda dijital dönüşüm projesi kapsamında dikilen 10'dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi büyüyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, teknoloji ile tarımı buluşturan projenin Koca Sinan modeli olarak Türkiye'ye örnek olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi'nin tarıma destekleri sürüyor. Bu kapsamda ilçe belediyesi tarafından teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturmak ve organik ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla tarımda dijital dönüşüm projesi hayata geçirildi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük yüz ölçümlü merkez ilçesi olduğunu ve bundan dolayı Koca Sinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini ifade etti. Tarımda dijital dönüşüm başlığı altında tarım uygulamaları içerisinde teknolojiye de yer verebilmek için, teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturabilmek için başlatmış olduğumuz bir başlık vardı. Tarımda dijital dönüşüm. Bu arkamda görmüş olduğunuz bahçe bunun uygulamalarını ziraatçılarımıza, çiftçilerimize nasıl yapılacağı ile ilgili bir nevi demo çalışmasının olabileceği bir alan. Burada hem uygulama yapacağımız, üretim yapacağımız gibi hem de çiftçi kardeşlerimiz bunların nasıl yapılacağını, dijital dönüşümün, teknolojinin tarımla, ziraatle, çiftçilikle, hayvancılıkla nasıl bir araya gelebileceğini arkamda görmüş olduğunuz bahçede bugün uygulamasını biz yapıyoruz. Koca Sinan Belediyesi Park Bahçeleri Müdürlüğümüze ait ekipler tarafından yapıyoruz ama buradaki uygulama inşallah yakın gelecekte Koca Sinan bölgesindeki yaşayan bütün çiftçi kardeşlerimizin, herhalde tarımda uğraşanların, herkesin hayatına girmiş olacak. Altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasından bu yana ilçe genelinde 45 bin ton asfalt kullanarak bir rekora imza attı.
Melik Gazi Belediyesi hava şartlarının düzelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına başladı. İlçe Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana ilçe genelinde 45 bin ton asfalt kullanarak bir rekora imza attı. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ama asfalt çalışmasında da rekor kırdıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sezon başından bu yana yaklaşık 45 bin ton asfaltla cadde ve sokakları yenilediklerini söyledi. Melik Gazi'nin yollarını çok daha konforlu bir kent haline getirmek için hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, tüm bu çalışmalar sonunda Melik Gazi'miz çok daha rahat ve konforlu bir ilçe haline gelecek ifadelerini kullandı. Talas Belediyesi, ilçe genelinde bina görevlisi olmayan apartman bahçelerinde temizlik çalışması başlattı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bina bahçelerinde yangın riskine ve haşerata karşı ot biçme ve ilaçlama işlemleri yapılıyor. Uygulamadan çok memnun olan vatandaşlar daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini ifade etti. Kayseri'nin Talas ilçesinde bina görevlisi bulunmayan apartman ve site bahçelerinin otları belediye ekipleri tarafından biçilerek temizleniyor. İlk olarak Yeni Doğan Mahallesi'nden başlatılan ve ilçe genelinde devam ettirilecek olan uygulamayla kapsamlı bir temizlik çalışması yapılıyor. Bahçe içerisindeki yabani otların biçilmesinin ardından temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra çevreye zarar vermeyen özel ilaçlı suyla yıkanan bahçelerin dezenfeksiyonu da yapılmış oluyor. Böylece hem yangın tehlikesi ortadan kaldırılıyor hem de böceklenme ve sineklere önlem alınıyor. Temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren apartman sakinleri de daha önce böylesine güzel bir hizmetle karşılaşmadıklarını dile getirdiler. 20 senede ben buradayım. 20 sene böyle bir şey daha yeni görüyoruz. Çok güzel, ellerine sağlık. Başkanımın da, muhtarımın da çok memnun kaldık yani. Daha yeni böyle bir şey gördük. Daha önce de hiçbir şey böyle bir şey yapmazdı yani. Böyle bir şey daha yeni gördük. Teşekkür ederim. Uzun zamandan beri temizlenmiyordu. Sitemiz tertemiz oldu. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz. 15-20 yıldır bu mahallenin sakiniyiz. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir hizmet aldık. Vatandaşların uygulamadan çok memnun olduğunun altını çizen Yeni Doğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy da 15-20 yıldır hiç temizlik görmeyen bina bahçelerinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu dedi. 15-20 yıldır hiç temizlik görmemiş binalarımızın otları insan boyunu geçmişti. Başkanımızdan Allah razı olsun, 15-20 yıldır hiç temizlik görmemiş binalarımızın hem otlarını biçiyoruz, bu şekilde site işlerini boy boy olmuş, çocuklar oynayamıyordu, haşere böcekler yetişiyordu. Ve de hem dezenfektör ilaçlamasını yaptırıyoruz. Bütün vatandaş memnun kaldı. Temizlik işlerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Hacılar Karpuz Sekisi ve Hürmetçi mahalleleri modern altyapıya kavuştu. Hacılar Karpuz Sekisi ve Hürmetçi mahallelerinde Kayseri Büyükşehir ve Hacılar Belediyesi tarafından mahallelerin ana yolu konumundaki 2 kilometrelik alanda yürütülen altyapı düzenleme ve asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Asfalt çalışması Hacılar Belediyesi işbirliği içerisinde bugün inşallah serimiyle birlikte neticelenecek. Bizler her zaman için vatandaşlarımızın daha konforlu, daha güzel yollarda sürüş yapabilmesi, daha güzel alanlarda yaşayabilmesin bütün gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehirimize yaptığımız görüşme neticesinde buradaki 2 kilometrelik hattın asfalt serimini yapılacağını ilettiler. Biz de zeminini hazırladık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç Başkanım olmak üzere emeğe geçen tüm bürokratlarına teşekkür ediyorum. Seri bir şekilde yaptık. Vatandaşlarımızın nezih ortamlarda yaşaması için tüm gücümüzle, hacılarımızla tüm alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonra da
yine yaz sezonu bitinceye kadar bu şekildeki yol çalışmalarımız devam edecek. Karpuz 8'imize, hürmetçimize serim olarak bilinen, finisher serimiyle bilinen son derece modern, son derece teknolojik asfaltımız hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza şimdiden güle güle kullansınlar diyorum. Altın piyasasının kalbi kazancılarda atıyor. Bu sene yaşanan korona krizi ve gurbetçilerin gelmemesi nedeniyle durgunluk yaşanıyor. Altın piyasasının kalbi kazancılarda virüs durgunluğu yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin gurbetçilere koronavirüs bahanesiyle uyguladığı baskıcı politika ve altın fiyatlarındaki yükseliş esnafın işlerinde azalmaya neden oldu. Kuyumcu esnafı Şaban Zıkkav'ın düğün sezonunun yeniden açılmasıyla işlerin açıldığını ancak gurbetçilere getirilen sınırlamaların esnafı olumsuz etkilediğini söyledi. Şimdi bildiğiniz gibi tabii Mart ayından itibaren özellikle Türkiye'de ve dünyada düğün sezonu durmuştu. 1 Temmuz itibariyle düğün salonları açıldı, düğün mevsimi başladı. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş işlerimize bir kıvırdama meydana geliyor. Ufak tefek bir şeyler satılıyor. Ama tabii ki bu yetersiz bir halde şu anda. Çünkü bir de altın fiyatlarının çok aşırı yükselmesiyle birlikte insanların alım gücü bir miktar zayıfladı. Buna mukabil bildiğiniz gibi şu anda 7. ay olması sebebiyle halk arasında Almancı sezonu dediğimiz gurbetçi kardeşlerimizin Türkiye'ye, öz vatanlarına izne gelişleri bekleniyordu. Tabii ki çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye üzerindeki oynamış olduğu oyunlar neticesinde oradaki bulunan Türk vatandaşlarına çeşitli mektuplar göndererek, çeşitli kısıtlamalar getirerek Türkiye'ye giderseniz işte geri dönüşte burada sağlığınızda bir problem olursa bakmayız gibi korku vererekten insanların tekrar Türkiye'ye izne gelmesine mani oluyor. Bu da tabii ki geçen yılki bugünlere olarak ben size şöyle söyleyeyim. Geçen yıl 100 kişi geldiyse bugün bu aylarda, bu günlerde bugün 10 kişi, 10 gurbetçimiz gelmiş vaziyette. Şu anda kazancılar çarşısına baktığımızda gurbetçi sayısının hiç olmadığını, gurbetçinin hiç olmadığını göreceksiniz. Yine kazancılar çarşısı esnaflarından İhsan Gülderdi de gurbetçilerin ayın 15'inden sonra gelmesiyle hareketliliğin başlayacağını tahmin etti. Piyasamızda da gurbetçilerimiz yavaş yavaş gelmesiyle bir hareketlenme oldu. Yalnız işte hükümetin verdiği kararlar neticesinde geçen senelere oranla ve pandeminin olmasıyla biraz ağırlaştı. Ama ayın 15'inden sonra inşallah hükümetin verdiği kararla biraz daha fazla yurt dışından vatandaşlarımız geleceğine inanıyoruz. Esnaf Ahmet Bildik de altın piyasasındaki yükselişin satışlara düşürdüğünü söyledi. Piyasa illaki bir pandemiden dolayı sıkıntılı bir dönem geçirdik ama inşallah gurbetçilerimizin gelmesiyle de ülkemize bir faydası illaki olacak. Yani şu an bir şikayetimiz yok. Sektörümüz kendi yolunda iyi bir şekilde gidiyor. Biraz fiyatların yükselmesi illaki sektörümüzü zor durumda bırakıyor ama yine de iyi çok şükür, sıkıntı yok. Memnunuz yani. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her akşam bu ekranlardan haberleri, gündemdeki gelişmeleri aktarmaya gayret edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.